Sevgili Ali Meşahin, evimden şu anda canlı yayın yapıyorum. Sadece senin için yapıyorum canlı yayını. Videonu izledim. Mantı açarken olan videonu. Sen bazı şeylere takılmışsın. Ama takılma. Ben sana her zaman dedim, meyve veren ağaç taşlanır. Sen çok güzel bir işe kalkıştın. Sonuna kadar da destekçinim senin. Ben inanıyorum bak. Yüzüne de bunu söyledim. Arkamdan da konuşuyorum. Bu konuda sen çok başarılı bir olacaksın. İnanılmaz derecede başarılı olacaksın. Hayırlı geceler Burak kardeşim. Sevgili Halimeciğim, sen her şeyden önce çok hijyen bir bayansın. Ve yaptığın işi çok temiz, yaptığın gibi çok yöremize uygun olarak da yapıyorsun. Yani bu konuda sana sonuna kadar kefilim, sonuna kadar desteğim. Şimdi Burak Yıldırım, ben burada başka bir şey diyorum, sen ne diyorsun, ne alakası var? Yani şimdi bana ne, kim nerede olursa olsun yani. İyi akşamlar. Ben Sinop'ta değilim. İstanbul'dan yayın yapıyorum. Halime Şahin bacım çok güzel bir kafe açtı karşıda Kadıköy'de. İsmi de Diyojen Kahve ve tamamen Sinop usulü. Sinop'un yöresel yemeklerini yapıyor. Çok hijyen, çok temiz. İnanılmaz güç ama yani bütün hanımlarımızı destekliyorum. Ama bu iş Halime Şahin'in işi. Teşekkür ederim Ömer abi. Demirleydi kaldı sayende ismim. Bu iş Halime Şahin'in işi. Bütün dostlarıma, bütün beni tanıyan herkese gitsinler. Sinop, bizim Sinop yöremizde yöre yöre ismi değişiyor. Kula kaşı diyoruz, mantı diyoruz. İçi etli, dışı cevizli, sarımsaklı, yoğurtlu. Yani istediğinizi gibi yiyebilirsiniz. Boyabat'a özgü, Sinop'un ilçesi Boyabat'a özgü de incir uyuşması yapıyor. Değişik yöresel yemekler de yapacak. Çok temiz bir bayan. İnanılmaz derecede temiz, titiz, eli lezzetli bir bayan. Ama videosunu seyredince çok üzüldüğünü gördüm onun. Yani ben 20 sene oldu bu mesleği yapalı. Ben gazeteci bir türlü olamadım. Ama Halime Şahin seni cesaretinden ve cüretinden ötürü kutluyorum bayan olarak. Her zaman da arkanda duracağım. Duruyorum da. Her zaman da söylüyorum. Herkes kendi işine baksın. Yapabileceği işe baksın. Senin işin bu. Sen gerçekten temiz bir bayansın. En azından yani kendi yemediğini başkasına yedirmezsin. Ben bir kere gelebildim hayırlı olsuna. Ama bu gelmeyeceğim anlamına gelmez. Devamlı da geleceğim Allah'ın izniyle. Sadece çok üzüldüğünü gördüğüm için kadın kadına şey destek olurmuş ya. Ben de sana destek amaçlı evimden açtım. Dedim ki kendi kendime konuşayım dedim. Kendime bakarak kendi kendime konuşuyorum işte. Mutlu olman için bunu. Evet, Sinop balık evimiz var Karaköy'de. Muammer Kars kardeşimin o senelerdir olan bir oturmuş bir tesis orası. Çok da leziz, çok da güzel bir yer ama Ömer abi burada Halime Şahin'in açtığı yer de çok güzel. Yeni açtı. Bunu biliyorsun herhalde. Hiç kimse de başarısız olacağını kesinlikle düşünmesin. Adı Diyojen Kahve. Biraz önce Halime dedi ya, Diyojen demiş ya, şey gölge etme, başka insan istemem diye. Yani kimse de gölge etmesin. O kadın ekmeğinin peşinde. Ben kadınlara saygı duyuyorum. Sinoplu kadınların hepsine saygı duyuyorum. Sevgiler benden sana olsun Halime Şahin. Gerçekten seni takdir ediyorum. Bu yayını da hayatımda ilk defa açtım. Kendi kendime konuşuyorum. Videonun çekimini seyrettim, canlı yayın çekimini. Çok üzüldüğünü fark ettim.
Ama yine söylüyorum, yine söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bütün hanımlar ellerini taşın altına koyuyorlar, sen gövdeni koyuyorsun. Tebrik ediyorum ben seni. Benim en çok sana da söyledim bunu. Sen bu konuda çok başarılı olacaksın. Sinop mantısının patentini alacağına da %100 eminim. Nasıl yer almıyor Halime bilmiyorum. Gel al bakayım. Yer almak istiyorsun. Nasıl alınıyor bilmiyorum ama onayladım. İnşallah becerebilmişimdir. Genç bir kadın değilim yani hani be. Onaylar vallahi güzel oluyor. Sevgili Halime. Bu güzel oldu. Şey. Karşılıklı konuşalım. Güzel oldu. Otobüsten bu. İndik de. Arabamız bozuldu. Otobüslerdeyiz. Ay çok pardon. Ben hep de metrobüslerde, tramvaylardayım. Arabam yok. Ne olmuş yani? Yani. Halime yani o videonu seyrettim. Allah razı olsun. Ömer abi gördüm yazılarını. Tebrik ettiğini de gördüm. Anlıyorum ama seni çok üzmüşler Halime belli de. Niye o kadar üzülüyorsun ki? Hiç sorun değil. No problem. Meyve veren ağaç taşlanır. Ben senin sonuna kadar arkandayım. Sonuna kadar yanındayım. Yo, çok kızdım, sinirlendim. Hani çok güvendiğim birisi dedi. Kaçıncı işi demiş. Kaç ay duracak, batıracak. Ulan senin paranı mı harcıyorum? Harcıyorsam kocamın parası. Bir dakika dinlesene bir dakika. Halime, o sana laf getirenlere de ki siz ne konuştunuz da o da öyle konuştu de. Ben öyle diyorum artık. Konuşmasalar konuşmaz. Bu kadar laf getiren insan kendi konuşuyordur ki. Yok o laf getiren şöyle bir şey. Ne olursa olsun başarılı ol dedi. Yani ne yapıp edip dedi başarısız olma dedi. Çok üzülürüm dedi. Halime bak şimdi bak. Ben kızım tecrübe konuşuyor burada tamam mı? Pıt pıt yapma. Tecrübe konuşuyor burada kızım. Bak karşılıklı. O bana niye söyleyemiyor hiç kimse söylemiyor. Gayet başarılı olacağını söylüyor. Çünkü ben senin başarılı olacağını söylüyorum. Anladın mı? O sana yalan kızım. İnanma kızım. Yalan. O sana lafları getirenler, o dinleyenler pis dedikoducular. Kendileri de dedikodu yapıyorlar. Ben bugüne kadar bugüne bu saate kadar bak bugün de şeydeydim Kocaeli'ndeydim. Hiç yani kimse söylemiyor. Çünkü ben senin çok başarılı olduğunu söylüyorum. Onlar da çok başarılı olduğunu söylüyor. Ben senin çok hijyen olduğunu söylüyorum. Onlar da diyorlar ki ya bir gidip bakalım gerçekten mi diyorlar. Yani sen ne konuşursan karşındaki onu alır. Anladın mı? Doğru. Sen ne konuşursan karşındaki onu alır. Onun için kulaklarını tıka, konuşulmadığın gün unutulduğun gündür. Bırak konuşsunlar. İyilik yapıyorlar. Evet. Bırak konuşsunlar ya. Allah Allah. Konuşulmadı. Bak ben bakıyorum şu an mesela bu canlı yayını yaparken görüyorsun değil mi kimlerin seyrettiğini? Görüyorsun canlı yayını yaparken kimler seyrediyor ama kimse beğeni yapmıyor. Kaçak seyrediyor. Görüyoruz işte burada. Kızım bak sen bu mantık konusunda var ya Sinop yöresel yemekleri konusunda 10 numara 5 yıldız olacaksın tamam. Ben sana İnşallah. Söyleyeyim. Olacaksın Halime. Olacaksın. Olacaksın. Kadıköy'de gerçekten hani doğru bir yermiş öyle diyeyim. Çok insan geliyor, çok değişik. Ben şimdi bir şey dediğim zaman yok kendini övüyorsun, ne kadar egolusun diyorlar şöyle böyle. O yüzden bir şey demiyorum. Öyle incir uyuşturmasını çok beğeniyorlar. Gerçekten o çok hoşuma gitti. Ne bileyim hani bugün kaç kişi mesela. Gerçekten yani ya. Şimdi yabancıların beğenmesi çok önemli. Allah'ın izniyle marka yapacağız. Hani bir tane çocuk böyle merak etmiş. İncir uyuşturmasını yapamamış. Hatta akşamdan geldi. Ben dedi denedim olmadı falan dedi. Çok böyle hani heyecanlandı. Yedi çok beğendi. Ne kadar güzel bir şeymiş dedi. Bunu dedi herhalde dedi Türkiye'de yapan tek sizsiniz dedi. Gerçekten çok da hoşuma gitti. Dedim satışa sunan belki benimdir bilmiyorum. Şey bunu yiyebilmek için Boyabat'a gideceksin. Ama orada da iyi yapan yeri bilmek zorundasın. Ama İstanbul'da bir tek yapan benim diyeceksin ya. Bu kadar basit.
Vallahi işte konuşuyorlar öyle, bazıları üzülüyor insan ama hiç de Peki. üzülmüyorum, bana ne. Selma Ercan. Halime bak, bunları okursun hep cevap verirsin. Selmacığım, ben herkese karşı samimiyim. Eğer Halime'nin bu duruşunu seviyorsam sonuna kadar desteklerim. Duruşunu sevdiğim insanı desteklerim ben. Duruşunu sevdiğim insanı desteklerim. Arkadaşlar, Halime Şahin öyle bir yerde açmış ki hep çevresinde oteller ve yabancı müşteriler var. Bu yaştan sonra Utanacaksınız. İngilizce ile uğraşıyoruz. Halime yakında İngilizce kursuna dan da diploma alır. Sorma, Vallahi geçen diyorum. sene hocaya diyordum. Hocam ben Sinop mantısı yapacağım. Ne işim olur İngilizce ile diyordum. Büyük konuşmuşum, başıma geldi. Hoca haklıymış. Akşam lisesine gidiyorum ya. Evet, Halime Dalga bile geçiyorlar şimdi. Halime Şahin'i, arkadaşlar Halime Şahin'i takdir etmezseniz vallahi Allah sizi çarpar. Yok canım, Liseyi estağfurullah. çarpar çarpar. Liseyi bitiriyor ya. Kadın liseye, akşam lisesine gidiyor. Ne istiyorsunuz bu kadından? Bu Son senem, kadın, Allah'a şükür. evet, bitiriyor üniversitede. Allah seni üniversitede görmeyi nasip etsin. Ama O kadar. hep törenine geleceğim kızım senin. Tamam mı? O kadar. Cafer Bey ne diyor? Kemal Sunal gibi diyor. Artık da üniversiteyi bitirmeden de ölürsün. Allah yazar. Abab enişte ne yapıyorsun ya? Hiç ne yapıyorsun enişte sen? Dur bakalım, hayır. Torunlarımla da üniversiteye giderim. Evet. Neden Gidersin. olmasın? Boş versin. Hatta bir şey söyleyeceğim Ali Bey. Sen 3 gün sonra 3 gün sonra bu Sinop mantı ve incir uyuşma derken o yöresel yemekleri yapmaya başladığın zaman kurs da verirsin, ben sana söyleyeyim. Kurs da açarsın. Ay, ne bileyim, Allah söyletti falan. Ya aptala malum olurmuş ama tecrübe konuşuyor burada. Kızım bak, ben senin sonuna kadar arkandayım. Hiç kimseye kızma, cevap da verme, tamam mı? O sana laf getirenlere teşekkür et. De ki, ne konuştunuz ki? Bunlar konuşuldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsmim unutulmuyor sayenizde de. Reklamım oluyor de. Ha, de bunları, de. Aman boş ver ya. Üzülüyorum ya. Dayanamadım yine. Susayım susayım dedim. İşte yine patladım. Bak, gerek yok Sonradan bana. da Şu anda seninle ben karşılıklı diyoruz zaten, merak etme halime. İkimiz diyoruz zaten, ben diyorum senin yerine. Belki bundan, bu saatten sonra utanırlar da. Yani bir gelecekler, bir tabak mantı yiyecekler orada. 3 kuruş verecekler, bir çuval da dedikoduyla geliyorlar. Allah onlardan razı olsun. Dışarıdan haber alamıyordun ya. Eksik kalmasınlar, getirsinler. Çünkü bunu görüyorsun. Hadi kızım, hadi düşeceksin. Bak şimdi düşeceksin. Enişte bugün işte seni bırakacak. Hadi kızım, hadi hadi. Hadi kapat. Duraktan eve yürüdük. İyi yaptınız. Biraz şey yapmış olursun. Sabah erken gideceğiz yine. Yarın çıkacak araba tamirden. Az yoruluyorsun ya, biraz daha. Ya bu kadından neyse, bu kadın gerçekten hijyen bir kadın arkadaşlar. Gerçekten temiz, gerçekten çok lezzetli yaptı. Çok Halime, senin şükür. oradan sonra mantı falan yemedim ben. Bir daha geleceğim yemeğe. Vallahi İnşallah bekliyoruz. kız gelemiyor. İnşallah. Görüyorsun, koşturuyorum, ne yapayım yani. Evet, Ben de koş. maşallah. İşimize bakalım bacım biz. Allah'ım sana bereketli kazançlar versin. Amin, amin inşallah. Sağlık saat versin. Bereketli kazançlar versin. Bol da senin hakkında dedikodu yapmalarını sağlasın. Aman aman etmesinler, boş ver. Benim için. Unutulursun, manyak mısın? Olsun olsun. Deli misin sen? Konuşsunlar, boş ver. Gerçekten kendimi önemli hissedeceğim şimdi. Ama önemlisin, ne demek gerçekten önemli hissedeceğim? Önemli olmasa konuşmazlar herhalde. Önemsiz insanları niye konuşmuyorlar? Beni sinirlendirme halime. Kız nereden çıktın karşıma? Kapat. Hadi. Evet, merdivenlerden çıkacağız. Çekmeyecek Hadi iyi şimdi. akşamlar. Hadi iyi Cafer akşamlar. Bey'in de çok selamı var. Ben de çok selam söylüyorum enişteme. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi Hayırlı hoşça kalın. geceler. Hadi görüşürüz.
İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Sağlık saatli bir hafta sonu geçirin inşallah. Görüşmek üzere.